Uyan, uyan, uyan! Saat sabahın 6'sı, hala yatıyor musun bakayım? 6 mı? Erken değil mi Mandalina? Söyle bakalım, sağlıklı olmak istiyor musun? Evet. Dinç uyanmak istiyor musun? Evet. Güçlenmek ve portakal yemek istiyor musun? Portakal mı? Canım çekti de biraz. Kalk Belik, gidiyoruz. Hadi. Bu tarafa değil, şu tarafa gidiyoruz. Kıpırda, kıpırda, kıpırda. Umarım doğru bir karar vermişimdir. Evet Belik, hazır ol ve koş. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Tempolu koşu. Koş, koş, koş. Kelebekle koş. Ne güzel uçuyor değil mi? Kelebek, buraya gel. Yakaladım seni. Mandalina, Mandalina dikkat et. Mandalina iyi misin? Koşuyoruz. Evet Belik, şimdi sırada kollarımızı çalıştırmak var. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Şimdi sıra sende Belik. Belik, Belik iyi misin? Belik, şimdi göstereceğim hareket seni çok güçlü yapacak. İzle. İşte dostum. Oluyor. Evet. Oldu. Mandalina. İyiyim ben. Çok iyiyim. Sorun yok. Ve su. Su öyle güzel bir şeydir ki yüzmek gibisi yoktur Belik. Yüzmek neden en iyi spordur biliyor musun? Çünkü her kası çalıştırır. Ayaklar, parmaklar, kollar, baş, bel, sırt, her yer çalışır. Herkes yüzmeyi mutlaka öğrenmeli. Ve atlayışla başlayalım. Hoppa! Mandalina, su galiba ısı. Spor nasıl gitti? Harika, harika. Mandalina elinden geleni yaptı. Çok ağrım var. Her yerimi çarptım, vurdum. Kafamı da kuma çarptım. Kum mu? Su biraz sığdı. Suyun derinliğini bilmeden suya atlayamazsın Mandalina. Bu çok yanlış. Yüzmeyi çok iyi biliyorum ama kuma çarpınca... Sen nasılsın Belik? Ben çok iyiyim. Spor bana iyi geldi. Ne uçabiliyorum, ne yüzebiliyorum, ne de hızlı koşabiliyorum artık. Yazık bana. Keşke sizin gibi yeteneklerim olsa. Ama yok. Benim aklıma bir fikir geldi. Bütün gün sen bana yardım ettin. Şimdi sıra bende. Hem yüzebildiğin, hem hızlı gittiğin, hem de kendini uçar gibi hissettiğin bir spor dalı biliyorum. Sahi mi? Hem hızlıyım, hem denizin üstündeyim, hem de sanki uçuyorum. Bu çok zevkli. İkisi de çok mutlu. Pelik iyileşti, Mandalina da en sevdiği şeyi yapıyor. Suda spor. Su sadece yaşamak için değil, eğlenmek için de muhteşem bir şey değil mi? Su çok ama çok kıymetli misket. Eğer onu korumazsak yüzmek bile hayal olur. Gözlemlerime göre suyu bir kez daha sevdim dostum. Mandalina kadar sevebilir miyiz bilmiyorum. Hey! Bana bakın, bana! Kaptanın seyir defteri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, su sadece yemek, içmek, temizlenmek, üretmek ya da ulaşım için değildir. Suda spor yapmak da çok eğlencelidir. Su olmasaydı inanın bana hayat çok sıkıcı olurdu.